Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kurabiye tarifim var sizlere. Dışını şekere batırdım. Çok güzel, çok lezzetli oldu. Hemen tarifime geçiyorum sizleri hiç bekletmeden. Tarifimizde 125 gram tereyağı veya margarin kullanacağız. Ben ikisinden de koydum. 125 grama ayarladım. Bir tane yumurta kullanacağız. Bir çay bardağı yoğurt. Malzemeyi önce bir karıştıralım. Videomu buraya kadar izlediyseniz hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videonun altında da yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Hemen bu hatırlatmadan sonra tekrar dönelim. Bir su bardağı pudra şekeri ekledim. Yarım paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekledim. Kabartma tozunu daha az kullandım. Kurabiyelerde az kullanalım, şekilleri bozulmasın. Çok fazla kabarır. Hemen bunu da karıştırıyorum. Unu ekleyeceğiz artık. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. 3 su bardağını ekledim. Elimle yoğurdum ve kıvamını ayarladım. Sonradan yarım su bardağı daha ekledim. Yumuşak bir hamur yaptık. Artık elimle yoğuracağım. Sadece hamurun toparlanması yeterli. Kurabiye hamurunu çok yoğurmanıza gerek yok. Elimize yapışmaması lazım. Zaten yoğurdukça elinizi bırakacaktır. Biraz daha un ekleyeceğiz. Bundan sonrasını azar azar ekledim. Bu hamuru ben biraz buzdolabında beklettim. Donduktan sonra şekil verdik. Tabi isterseniz hiç bekletmeden de şekillendirebilirsiniz ama biraz zorlanabilirsiniz çünkü açtım bu hamuru. Bir 15-20 dakikada dolapta beklettim. Hamuru artık toparlıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi hamurun üzerini kapatacağım ve buzdolabına kaldıracağım. 15-20 dakika buzdolabında bekleteceğim. Daha sonra devam ediyoruz. Ve buzdolabında beklettiğim hamurumu çıkardım. Üzerini mutlaka kapatalım. Üzeri kurur yoksa. Hamuru ben iki parçaya ayırdım daha kolay şekil vermek için. Şöyle bir toparlıyorum ve oklava veya merdane ile açacağım hamurumu. Dikdörtgen şekilde açtım. Olabildiğince inceltiyorum hamuru.
Şimdi hamuru sarıyorum. Gördüğünüz gibi kalınlaştı. Biraz böyle parmaklarımla bastırarak inceltiyorum. İstediğim kalınlığa ulaştığında keseceğiz artık. Biraz daha inceltiyorum. Çünkü hani biraz da kabaracağı için çok büyük büyük olmasınlar istedim. Şimdi iki parmak genişliğinde keseceğim. Kestiğim hamurları toz şekere batırıyorum. Toz şeker gerçekten çok görüntüsü güzel oluyor piştiği zaman. Bunu başka kurabiyelerinizde de yapabilirsiniz. Hamurun her tarafını batırıyorum ve yağlı kağıt serdim fırın tepsisine yerleştiriyorum. Fırınımı 180 derecede önceden açtım, ısınıyor. 180 derecede önceden ısıttığım fırına koyacağım. Hafif pembeleşinceye kadar fırında tutacağım. Çok fazla kızartmayalım. Hafif pembeleştiğinde üzeri altı, hafif pembeleştiğinde çıkartabilirsiniz. Ve kurabiyelerimiz fırına gitmeye hazır. Kurabiyeler fırından çıktı. Bu şekilde şeker gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Güzel çatladılar. Hafif pembeleşti. Bu kurabiye çok kıtır kıtır olmuyor. Dışı kıtır, içi daha yumuşak bir kurabiye. Hemen bunu belirteyim. Dışı çıtır çıtır ama içi biraz daha yumuşak bir kurabiye. Bekledikçe de sertleşiyor. Benim kurabiyem daha ılıktı. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımda beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.